Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mayıs ayında elektriğe ve doğalgaza herhangi bir zam yapılmayacağını ifade etti. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgazı en uygun fiyatla hizmete sunmanın çabası içinde olduklarını da belirtti. Biz yaşanan işte seçim süreçlerini geçirdik. Ama buna rağmen Nisan ayında, Mayıs ayında da şu anda bizim herhangi bir zam beklentisi gözükmüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Petrol fiyatının 87-88 dolara yükseldiğini, doğalgaz fiyatlarının da yükselme eğiliminde olduğunu söyleyen Bayraktar, elektrik ve doğalgazda en uygun fiyat için çalıştıklarını belirtti. 87-88 dolarlara gelen bir petrol fiyatı. Doğalgaz fiyatlarında son dönemde biraz yukarı yönlü, özellikle önümüzdeki fiyatlarla alakalı yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Dolayısıyla bütün bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. Bunlar bizi mutlaka etkiliyor. Çünkü çok önemli ithalat kalemlerimiz bunlar. Dolayısıyla biz bunları ama biraz önce de ifade ettiğim gibi en uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz? O çabanın içerisindeyiz. Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin son verileri paylaştı. Günlük 40 bin varil üretimin aşıldığını, hedefinse 100 bin olduğunu ifade etti. Bugün sadece Gabar, bayramda oradaydık. İşte o bir anlamda bizim için çifte bayram oldu. 40 bin varil günlük üretimi geçmiş durumda. Yıl sonunda bu bölgenin, Gabar'ın 100 bin varil üretim rakamına ulaştırmak. 2024 yılında yeni rezerv keşiflerinin olabileceği mesajı da verildi. Van, yani yine bu bölgenin devamında bizim değerlendirdiğimiz, yine keza Gabar'ın hem kuzeybatısında hem daha güneyde, tam sınırda kazmayı düşündüğümüz, tespit ettiğimiz kuyular var. Bizim bu yıl için, 2024 yılı için ve yılın geri kalan kısmında çok iddialı bir arama programımız var. Toplam 2024 yılında biz 140 kuyu arama amaçlı açacağız. Buralardan da inşallah yeni rezervler, mevcut rezervlerimizi ekleyeceğiz. Yeni keşifler inşallah buralardan da gelecek.